Şimdi dostlar, biliyorsunuz GeForce Now Türkiye'ye geldi. GeForce Now servisi bu Şubat ayında birinci yılını kutladı. GeForce Now mevzusu yeni çıkmış bir şey değil. Hani geçtiğimiz bir yıl içerisinde zaten vardı. Avrupa'da falan da kullanılıyordu ama Türkiye'den bağlanmaya kalktığımız zaman böyle bayağı bir 40 milisaniye falan böyle lagleri megleri oluyordu. Yani Türkiye'den bağlandığın zaman bayağı bir latency problemi oluyordu. Ama yine de var olan, yine de oynanılabilir bir servis olarak sunulmuştu. Şimdi artık tamamen Türkiye'de Turkcell'in altyapısıyla hazırlanan Game Plus diye bir sunucu ve yapıyla birlikte burada çalışmaları sağlanacak şekilde ayarlandı. Bir şekilde setup yapıldı. Şu anda da hizmete girdi. Bununla ilgili de bir sürü video var. Sağda solda görüyorsunuzdur. Bir sürü yayın yapılıyor vesaire. Ben bugün daha biraz daha değişik, daha biraz daha işin incelemesine, geçmişini de tarihini de biraz anlatarak, nereden nereye geldi, nasıl bir teknolojiyle çalışıyor, neler var arkada? Yani mesela bir Netflix gibi bir sistem mi bu? Nasıl bir sistem? Nasıl oluyor da biz kontrolleri gönderebiliyoruz? Burada ne gibi bir takım güvenlik açıkları olabilir? Nasıl bakmak lazım mevzuya falan mevzularında konudan bahsediyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi sevgili dostlar, baktığınız zaman GeForce Now denilen hadise 10 yıllık falan bir mevzu değil, daha yeni bir mevzu ama o kadar da yeni değil. Mesela şöyle bir şey var, ilk 2015'te ortaya çıkıyor. Nvidia'nın televizyona bağlanabilen Android cihazları vardı. Onlarla beraber çalışması için planlanan bir platform ilk başta. Ondan sonra zaman içerisinde büyüyor, değişiyor vesaire oluyor. 2020'nin Şubat ayında betası başlıyor, ondan sonra paralı hale geliyor ve herkes için açılıyor. Yalnız açılırken de böyle biraz allengrikli mevzular oluyor. Mesela Bethesda, ondan sonracımı Activision Blizzard vesaire. Bunlar hep gidiyorlar, bu platformdan çekiyorlar oyunlarını. Aslında mantık olarak da şöyle çalışıyor. Gidiyorsunuz, arkada bir tane bir library'niz var. Bu library içerisinde oyunlarınız var. Oyunlarınızı bu platformda oynayabiliyorsunuz. Hangi kütüphanelerdeki oyunları oynayabiliyorsunuz? İşte Uplay var, Epic var, Steam var. Bunların içindeki bütün o sahip olduğunuz oyunlar tekrar oynanıyor. Şey gibi, Stadia'dan farklı olarak da gidip içinden oyun alıp yükleyip oynamıyorsunuz. Zaten hali hazırda var olan, parasını ödemiş olduğunuz oyun oynuyorsunuz. Mantık burada biraz daha değişik. Şöyle ki, şimdi normal şartlarda Stadia'da vesairede bir platform var ve size direkt olarak stream ediliyor. Veya Netflix falan gibi bir kavram değil, daha farklı bir kavram bu. Netflix'te vesairede ne yapıyorsunuz? Sizin televizyonunuz, bilgisayarınızda bir client var. Bu client serverdan gelen stream edilmiş datayı alıyor ve gösteriyor. Ama sizin burada herhangi bir etkileşiminiz olduğu zaman falan alıyor bunu oradan, sizin etkileşim dosyanızı diğer tarafa gönderiyor. Mantık bu şekilde çalışıyordu hatırlayın. GeForce Now'da böyle değil sistem. Aslına bakarsanız mantık şu: GeForce Now'ın her bir şekilde bir cloud üzerine veya sunucu üzerinde size özel oluşturulmuş sanal bir oyun bilgisayarı var. Bu sanal oyun bilgisayarının üzerinde sizin bir instance'ınız, bir oturumunuz oluyor. Siz gidiyorsunuz buraya uzak masaüstü gibi bir bağlantıyla bağlanıp ondan sonra da gidiyorsunuz orada oyunu çalıştırıyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Sizin kendi bilgisayarınız ne kadar zayıf olursa olsun veya bilgisayar olmadan iPad'iniz vesairelerinizle gidip istediğiniz oyunu oynayabilmenizi sağlıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu zaten bütün Twitter'da, her yerde, sağda solda anlatıyorlar. Benim anlatmak istediğim konu şu. Şimdi aslında bu mantık çok yeni bir mantık değil. Benim aklıma geldiydi mesela bu, tamam mı? Çok eskiden aklıma geldiydi. Nerede geldiydi? Ben bundan böyle bir 2005 yılında, 2010 yılında falan böyle zamanlarda TeamWeaver gibi uzaktan bağlantı yapabilen, desktop'u olduğu gibi simüle eden şeylerle ben dedim oyun bilgisayarına bağlanırsam şak kadanak ben orada bütün görüntüyü görürüm dedim. Öyle manyak bir fikir geldi aklıma. Ondan sonra ben bunu aldım, gönderdim. Gönderdikten sonra bir baktım olacak gibi değil. Süper bir fikir bu. Harika. Çılgın. Dedim ki ben bu ekrandan oyun oynarım. Ama şöyle bir problem var. Bilgisayar yetmedi. Olmadı. Gönderttiremedi oraya. Gönderttiremeyince de ne yazık ki çalışmadı. Çalışmayınca da yalan olduk. Ama böyle sistemlerle, böyle şekillerle rahatlıkla yapabilirsiniz yani. Böyle bir şey mümkün. Son derece mümkün. Baktığınızda uzak masaüstüyle aslında bağlanıyorsunuz. Ha, ilk başlarda ben bunu denediğimde, bundan bir sene kadar önce denemiştim. Yani bir 10 ay olmuştur. Denediğimde Steam'e aldığım bir oyunu tekrar oraya indirmen gerekiyordu. Bilmem ne yapman gerekiyordu. Bir sürü tatavası vardı. Şimdi öyle bir durum yok yani. Öyle bir hadise yok. Şimdi çok daha rahat, çok daha efektif. Ne oluyor? Siz gidiyorsunuz, makineyi alıyorsunuz, yüklüyorsunuz Steam'inize oyunu. Ondan sonra direkt library sync olayı var. Yani senkronize oluyor. İstediğiniz kütüphaneye, istediğiniz oyunu eklediğinizde bunların hepsi gidiyor. GeForce'un içerisindeki GeForce Now kütüphanenize ekleniyor. Böylece oyunları tek tek manuel olarak tekrar tekrar ekleme derdiniz yok. Baktığınızda işte 80'den fazla ücretsiz oyun var. Benim en
çok ilgimi çeken nokta o olmuştu. Çünkü çocuklara böyle biraz daha orta karar, çok iyi olmayan bir bilgisayar almıştık biz. Ben dedim ki hani o bilgisayarlarda nasılsa GeForce Now sayesinde oyun oynayabilirler. Nitekim de öyle. Fortnite olsun, CSGO olsun, Witcher'lar olsun, bir sürü oyun var böyle. Güzel oyunların hepsi, son moda oyunların birçoğu orada mevcut. Zaten şeyde bakabilirsiniz. RTX'de oyun oynuyorsunuz. Her şeyden önce yani son jenerasyon bir ekran kartına sahipmişsiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Enteresan nokta şu, Android'lerde ve PC'lerde çok güzel çalışıyordu bu ama iOS kısmı biraz tırttı. Çünkü biliyorsunuz Apple kendi uygulama kütüphanesini kullanmayan oyun dağıtım organizasyonlarıyla, mesela Epic Games'le papaz olup Fortnite'ı falan kaldırmıştı hatırlarsanız. Böyle büyük tatavalar ortaya çıktığı için, bu dağıtımlarda büyük sıkıntılar ortaya çıktığı için sorun yaşamıştık. Aynı şeyi bekliyordum aslında. iOS'ta bunları yaptırmayacak, ondan sonra başımıza iş gelecek falan diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Browser üzerinden, Safari ve Chrome üzerinden oynanabilir versiyonu da bayağı iyi. Oldukça iyi oynanabiliyor. Bunu fark edince de şey aklıma geldi. Özellikle Danimarka'da mesela lise çağına gelmiş her öğrencide bir Chromebook var. Chromebook'la eğitim yapıyorlar burada. Chromebook'ların da hepsi birer oyun bilgisayarına dönüştü. Hani bu çocuklar için çok iyi bir şey de anne babalar için ne kadar iyi bilemedim yani, tamam mı? Onlar biraz sıkıntı yaratabilir. Orada bir sıkıntı yaşayabiliriz yani. Öyle bir problem olabilir. Neyse, yapacak bir şey yok. Gelişen çağa ayak uydursunlar canım. Onlar da bu kadar her şey armut bir şansıma düş olmasın yani. Günün sonuna geldiğimizde sevgili dostlar, işin güvenlik kısmına baktığımız zaman, şimdi Game Plus'ın falan size karşınıza açıp privacy policy'sini, işte gizlilik politikasını anlatmayacağım. Bütün verdiğiniz tüm bilgiler Turkcell'in tüm grup şirketleriyle paylaşılıyor. Bunu hani dert etmeyin kafanıza. Yani zaten Turkcell'le her şeyinizi paylaşıyorsunuz. Ya güzel yanı şu, Turkcell'de diye sadece Süper Online abonelerine özgü bir durum yok. Herkes erişebilecek. Herkes düzgün pinklerle erişebilecek. Bugün Game Plus sunucularına, Türkiye sunucularında arkadaşlarım ekran görüntüleri atmışlar. Adamlı mis gibi burada 13 milisaniye pinkle erişim sağlıyor. Bence çok güzel bir rakam. Çok başarılı. Türkiye çıkış tarihini bak Teknopat yazmış. Mart'ta gelecek diyorlar. Tüm hizmet 15 Mart'ta açılacakmış. 50 TL olacağını tahmin ediyoruz diyor Teknopat'ın web sitesinde. Bence güzel rakamlar. Bence güzel ortam. Bence değerlendirilebilir yani. Onun dışında şu Activision Blizzard dışında kalan bütün üreticiler geri gelmişler arkadaşlar. Bir tek Blizzard geri gelmemiş. Bethesda falan da gitmişti biliyorsunuz. Öyle bir sıkıntı yaşamışlardı. Onlar da geri gelmiş. Yani şu anda bence çok güzel alınabilir. RTX'de çiçek gibi oynanabilen bir ortam. Bence çok keyifli bir ortam. Bence denenebilir. İşin security kısmında düşünülecek şeyler çok. DDoS hatağından tutun, kişinin IP adresini elde ettiğin zaman adamın GeForce Now'la erişimini bloklayabilirsiniz. Onun dışında token'ını alıp herifin Steam şifresini API ataklarıyla çalınabilir. Kullanıcıya yönelik saldırılar daha sıklıkla gerçekleşebilir. O yüzden karmaşık parolalar seçmeye, çoklu authentication metodunuzu açık tutmaya, birbirinizle paylaşayım falan diye hesabınızı sağda solda paylaşmamaya özellikle çok dikkat edin sevgili dostlar. Bu gibi durumlarda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yapmayın böyle şeyler. Onun dışında da aklıma gelen en önemli şeylerden bir tanesi de kullanıcı database'inin bilmem neyinin, hani şirkete yönelik saldırıları falan geçtim ama daha ziyade böyle session hijacking falan gibi saldırılar olabilir diye düşünüyorum. Bunlara dikkat etmek gerekir. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Bence güzel bir servis. Bence değerlendirilebilir. Bence çok da güzel çalışır. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Deneyenler nasıl bir şey olduğunu, nasıl beğenip beğenmediklerini vesaireyi yazın bakalım aşağıda sağda solda. Ona göre konuşalım bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ben buralardayım. Salı, Perşembe, Pazar Twitch'teyim. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay. Abone olun oğlum.